Arkadaşlar merhaba. Demir tozu ile epoksi reçineyi karıştırıp kalıba döktüğümde elde ettiğim manyetik malzeme yüksek frekans uygulamalarında kullanılabilir mi şeklinde bir kafamda soru vardı. Onu bugün kalıplama işlemini yaptım. Şu gördüğünüz epoksi reçine içine gömülü demir tozları var. Şu da mıknatısımız. Gayet güzel bir çekim, manyetik çekim olayı var. Ferit nüveler gibi kırılgan değil. Öyle bir avantajı var. Fakat maalesef bunun yüksek frekanstaki tepkisini deneyemeyeceğim. Çünkü bugünlerde evi taşıyorum. Pek alet edevat kalmadı ortalıkta. Yapabileceğim tek deney belki bunu mikrodalga fırına atmak olabilir. Büyük olasılıkla hoş olmayan şeyler olacaktır. Artık bu deneyi bir başka zaman yapacağım. Yani yüksek frekansta ki tepkisini, nüvede ısınma olup olmadığını, nüvenin gerçekten verimli olup olmadığını ileriki deneylerde göreceğiz. Şimdilik kalıplama işleminin güzel olduğunu, iletkenliğin olmadığını, kırılgan bir malzeme olmadığını söylemekle yetinelim. Görüşmek üzere.